6. bölümle birlikte eğitimimize devam ediyoruz. Bu bölümde mevcut durum haritasını hazırlamak için bir vaka çalışması yapıyor olacağız arkadaşlar. Yani bir örnek üzerinden mevcut durum haritasını nasıl oluşturuyoruz buna bakıyor olacağız. Evet vakamızda arkadaşlar okuyalım. Bu örnek vaka çalışmamızda otomobil ana sanayi şirketine parça üretimi yapan otomotiv yan sanayi şirketinin bir ürününe ait mevcut değer akışı haritalama çalışmasını yapıyor olacağız. Şirketimizin adı XYZ. Ee olup ana sanayine birçok parça üretimi yapmakta. Üretim prosesleri içerisinde kesme prosesleri, bükme, şekillendirme, kaynak, montaj, boya ve kaplama gibi birçok farklı proses bulunmaktadır. Yani ana sanayiye birçok farklı parçayı üreten bir otomotiv yan sanayinden bahsediyoruz. Ürün ailesi olarak belirlediğimiz ve üzerinde çalışmayı yapacağımız parça parçamız araç koltuklarının bağlantısında kullanılan bir braket parçası diyor yani ürün e, ailesi çalışması yapılmış ve üzerinde çalışılacak bir ürün e, tespit edilmiş arkadaşlar yani e, burada ne yapıyoruz artık ürün ailesi seçilmiş işte e, VCM yöneticisi seçilmiş bundan sonraki sürece bakıyor olacağız üzerinde e, çalışmamızı yapacağımız parça sırasıyla kesme operasyonu şekillendirme preste kaynak operasyonu ve montaj e, proseslerinden geçtikten sonra sevkiyata hazır hale gelmektedir diyor. Şimdi müşteri taleplerine bir bakalım arkadaşlar. Müşteri taleplerimiz ayda verilen e, sipariş edilen parça sayısı toplamda 20.000 adet olarak verilmiş. Bunların 10.000 adeti sol, 10.000 adeti ise sağ olarak iki parçaya ayrılıyor. E, aylık e, tahmini günlük ise kesin siparişler veriliyor. Ana sanayi fabrikası toplam 3 var diye çalışmaktadır. Siparişler 50'şer adetli kasalara yerleştiriyorlar. Ana sanayiye günde bir defa sevkiyat yapılmaktadır. Yani günlük olarak üretilen ürünleri ana sanayiye gönderiyoruz. Yan sanayi e, bizim kendi fabrikamızla ilgili çalışmaya bakarsak ayda 20 iş günü çalışıyoruz. E, tüm üretim birimlerimiz 3 vardiya çalışıyor. Her vardiyada 8 saatlik bir çalışma var. Her vardiyada 2 defa 15'er dakikalık e, molalar ve 30 dakika ise yemek molamız var. Bu şekilde e, genel bilgileri almış olduk arkadaşlar. Şimdi üretim proseslerimize bakarsak çalışma yapılan parçalar için üretim prosesleri yani e, VCM çalışmasını yapacağımız değer akış haritalama çalışmasını yapacağımız parça için e, ilk önce saç kesim daha sonra saç şekillendirme kaynak ve montaj operasyonlarından geçtiğini görüyoruz. Sevkiyat'a hazır olan parçaların günlük olarak ana sanayi lokasyonuna sevki gerçekleştirilmekte. Saç e, şekillendirme prosesinde ilk olarak sol parça e, basınları gerçekleştiriyor. Sonrasında kalıp değişimi yapılarak yani 80 dakikalık bir model değişim süresi söz konusu burada. Sağ e, parça basımı gerçekleştiriyor. Tabi e, biz bunları arkadaşlar sahadan e, ne yaptık? Çıktık sahaya ilk önce e, bu ürün ailesinde inceleyeceğimiz ürünle ilgili... E, ham maddenin girdiği yerden başladık Hızlıca sevkiyata kadar bir gittik Daha sonra geldik arkadaşlar Yine e, bu kez verileri toplamak üzere Elimizde kağıt kalem ekibimizle birlikte Klonometremizle birlikte Zamanları tuttuk vesaireyi yaptık e, Bu süreci özetliyoruz aslında burada Kaynak prosesi için ise Sağ ve sol parça iki kaynak Fixtürü kullanıyor Fixtür değişim süresi için işte sağ parçayı Kaynattıktan sonra sola geçerse 20 dakikalık bir fixtür e, değişim süresi Hazırlık süresi varmış e, saç e, ham madde tedarikçimiz var bunun da adı Steel Company imiş e, ve haftada iki gün olmak üzere e, işte bunlar da pazartesi ve çarşamba günleri bize ham madde sevkiyatını gerçekleştirmekte Üretim planlamaya baktığımızda üretim planlama departmanı e, müşterisinden e, siparişleri e-posta olarak alıyor arkadaşlar e posta olarak alıyoruz. Şirket kendi içerisinde ERP sistemini kullanıyor ve üretim hatlarını, haftalık ihtiyaçlarını ve üretim planlarını mevcut stok seviyelerine, müşterinin sipariş miktarına, hurda ve duruş verilerine dayanarak belirliyor. Tüm ilgili birimlere haftalık olarak iş emirlerini yayınlıyor arkadaşlar. Yani kaynağa, boyaya, işte saç şekillendirmeye bunu yayınlıyor. Ham madde tedarikçisi olan Steel Company firmasına aylık bazdaki öngörüler ve haftalık kesinleşen imalat için siparişleri de yine e-postayla gönderiyormuşuz. Yani buradan e-postadan ne anlıyoruz Demek ki bilgi akışı dijital ortamda sağlanıyor. Ham madde tedariği haftada bir kez, haftada bir kez olarak pazartesi günü yapılıyor arkadaşlar ham madde Planlama hatları sevkiyat sıkıntısı nedenlerinden dolayı 2 haftalıkta bizim totalde bir ham madde stoğumuzdan olduğunu bahsediyoruz Yani özetlersek işte burada neyi vermiş oluyoruz Bir kalıp değişim süremiz var Kaynaklı imalatta bir fikstür değişim süremiz var Bunların bilgileri var Planlamayı ne şekilde yapıyoruz Siparişler ne zaman geliyor vesaire gibi Bilgileri de bu kısımdan almış olduk Evet arkadaşlar, şimdi e, proseslerimizi belirledik. E, bunlarla ilgili verileri toplama kısmında verileri topluyor olacağız arkadaşlar. Baktığımızda parçanın çevrim süresi, işte lazer e, kesim kısmına baktığımızda arkadaşlar e, birçok farklı ürün grubunda kesim yapılan lazer tezgahında ilk olarak bu parçanın kesimi yapılıyor. Tabi ilk aşamada parça buraya e, saç plaka şeklinde geliyor ve bu saç plaka üzerinden parçamızı kesiyoruz. Bu kesim işlemi ne kadar sürüyormuş? 10 saniye sürüyormuş. Yani dakikada 6 parça. Model değişim süresi yok bu kısımda. İlk seferde doğru üretim oranı yani 100 parçadan ilk seferde 95'i doğru bir şekilde üretiliyormuş. Makinamızın buradaki çalışma verimi %70 OEE değerlerini de bu kısımlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü burada mevcut durumu analiz ediyoruz ki işte bakım kaynaklı duruşlar, arıza duruşları vesaire bunları detaylandırabilirsiniz. Burada önemli olan mevcut durumun net bir şekilde resmini çekmek. İşte makine verimli ile OE değerlerimiz düşükse gelecek durumda işte %70 olan OE değerini %80'e çekmek için bir iyileştirme veya %75'e çekmek için bir iyileştirme planı yapacağız. Gelecek içerisinde. Ona ulaşınca %75'i e %80'e çekmeye çalışacağız. %80'i %85'e adım adım iyileştirme yapacağız. O yüzden burada birçok değişik farklı bilgiyi de yazabilirsiniz. Kaç operatörümüz varmış? Bir tane operatörümüz varmış. Stok seviyesi ham madde olarak 2 haftalık bir stokumuz varmış arkadaşlar. Burada kesilen parça olarak stoğumuz ise 4000 adet sol 2500 adet ise sağ parçamızın olduğunu görüyoruz. İkinci prosesimize geçtik. Kesilen parçalar bu kez pres hattına geldi. Pres hattına taşındı. Kesilen parçalar pres hattında şekillendirme prosesine tabi tutuluyorlar. Buraya baktığımızda şekillendirme 2 saniye sürüyor. tabi sağ parçayı veya sol parçayı basıyorsunuz. Daha sonra sağ parçayı bastıktan sonra sola geçmek için kalıp değişimi yapıyorsunuz. Bu 80 dakika sürüyor. İlk seferde doğru üretin oranımız %90'mış arkadaşlar. Makine verimliliğimiz %65 seviyesinde. Bu kısımda presle bir tane var personel çalışan operatör. Stok seviyemizde 6000 adet, sol 4500 adet sağ parçamız varmış. Bunların hepsini sahada aynı bu ürün gibi ekibimizle birlikte geziyoruz arkadaşlar. İstasyonlardan bu bilgilerin hepsini çok daha detaylı bir şekilde topluyoruz. Şu an bu çalışmayı yaptık arkadaşlar. Bu verileri inceliyoruz. Kaynak hattına geldiğimizde pres hattında şekillendirilen parçalar kaynak hattında mak yöntemiyle kaynak prosesine tabi tutuluyorlar. Ee, parça çevrim süresi 45 saniyede bir parçayı kaynaklıyoruz. Fikstür değişim süremiz yine sağ parçaya ayrı fikstür, sol parçaya ayrı fikstürle yaptığımız için 20 dakika burada değişim süresi var. İlk seferde doğru oranımız %80. Bir operatör var. Stok seviyesi ise 1600'e 800 olarak belirlenmiş arkadaşlar. Montaj kısmına geldik. Kaynak operasyonları tamamlanan parçalar montaj hattına gitmektedir. birinci montaj operasyonunda 120 saniye var. İlk seferde ki oranımız %90. Doğruluk oranımız yine bir operatör var. Ve stok seviyelerimiz de bu şekilde şekilde e, gözüküyor arkadaşlar. E, şu kaynaklanan parça değil, montajlanan parça olacak arkadaşlar. Bu kısımda e, bir yazım hatası var. Yine aynı şurada da montajlanan parça olacak. Burayı e, bu şekilde algılayalım bunları yaptık. Montaj 2 içerisinde ise çevrim süremiz 60 saniye. İlk seferde doğru ürenim, üretim miktarımız %90 oran olarak bir operatör çalışıyor arkadaşlar ve 2100'e 1500 adette burada ara stoklarımız mevcutmuş. Şimdi bu verilerin hepsini topladık arkadaşlar bilgi akışının da dijital ortamda ve hangi periyotlarda dijital mi manuel mi hangi periyotlarda olduğunu e, topladık. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Değer akışını haritalama kısmına geleceğiz mevcut durum için. Şimdi arkadaşlar değer akışı haritalamaya nereden başlıyorduk? Müşteri kısmından başlıyorduk. Ne yapıyorduk? Elle çizimimizi yapıyorduk. Değer akışı haritalamayı bizzat değer akışı yöneticisi eliyle çizerek e, yapıyordu arkadaşlar. İşte bunu e, ne yaparsınız arkadaşlar? Sahada gezerken hemen elinizde bir kağıt vardır. Bunu çizebilirsiniz. Sonra bunu daha da temize de çekebilirsiniz. Değer akışı haritalama çalışmasına başladığımız anda ilk olarak ne yapıyoruz? Müşterimiz, ana sanayi, X firması, Y firması. Önemli, Tofaş, Renault, Ford vesaire. Buraya da bilgileri yazıyoruz. Bu arkadaşlar bizden ne alıyorlar? 10 bin adet sol parça, 10 bin adet sağ parça alıyorlar. Bir tane kasamız var, kasaya koyuyoruz. Bir kasa 50 tane parça alıyor ve 3 var diye çalışıyorlar. Farklı bilgileri de bu kısma yazabilirsiniz. Bilgi kutusu zaten hemen altında. Daha sonra yapacağımız aşama nedir arkadaşlar? Bir tık sonrasında proseslerimizi yazıyoruz. Birinci prosesimi buraya yazdım bakın kesme prosesi. ikinci prosesim şekillendirme prosesi. Üçüncü prosesim parçaları kaynatma. Dördüncü prosesimde bir montaj var. Beşinci prosesimde ise montaj ikinci bir montaj operasyonu ve son olarak ise sevkiyata geliyoruz. Bunların hepsini yazdık arkadaşlar. Sonrasındaki aşamada bunları çizdik. Daha sonra stokları yerleştiriyoruz arkadaşlar. Benim ham madde stoğum ne kadardı? 14 günlük bir ham madde stoğum vardı. 2 haftalık. Daha sonra kesmeden sonra oluşan stop miktarımı yazdım. E, presten sonra şekillendirmeden sonraki stop miktarlarımı yazdım. E, kaynak operasyonundan sonraki, montaj 1 operasyonundan sonraki ve e, bu kısımda da montaj 2 operasyonundan sonraki stoplarımı buralara yazdım. Bir tık sonra arkadaşlar burada birimlerde yani proseslerde topladığım bilgileri yazıyorum. İşte çevrim zamanları, operatör, ilk ilk seferde doğru üretim yüzden, makine verim 3 var diye işte burada OE değerleri, işte makine duruşları vesaire birçok bilgiyi yazabilirsiniz ki siz bu proseste mevcut durumdaki sorunları da bu harita içerisine işlemiş olursunuz arkadaşlar. Bunların hepsini yazdık arkadaşlar. Prosesle ilgili tüm bilgileri bilgi e, kutusu içerisine yerleştirdik. Bu adımı da bu şekilde tamamlamış oluruz. Bakın birinci adımda ne yaptık? Bu kısımdan başladık. İkinci adımda proseslerimizi yerleştirdik. Üçüncü adımda stoplarımızı, dördüncü adımda ise ne yaptık arkadaşlar? Bilgi kutularını doldurduk. Sonrasında e, arkadaşlar bizim bir tane tedarikçimiz vardı. Birden fazla da olabilir. Somun cıvata tedarikçiniz de olabilir. Onu da aynı bu şekilde buradalara yazacaksınız arkadaşlar. Bir giz, haftanın bir günü bize besleme yapıyorlar. O da hangi gün? Pazartesi günü. Bu şekilde. Daha sonra biz de ne yapıyoruz arkadaşlar? Her gün olmak üzere ana sanayimize ne yapıyoruz? Parça gönderiyoruz arkadaşlar. Burada şöyle bir şey düşünebiliriz. 20 bin parça var. 20 gün çalışıyorsak 20 bin bölü e, 20 gün dersek arkadaşlar biz günde kaç parça gönderiyoruz? 1000 tane parça gönderiyoruz. En kaba hesapla e, 10.000 oldu pardon. 1000 tane parça gönderiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde düşünebiliriz. Sonrasında ne yapıyoruz arkadaşlar? Malzeme ile ilgili e, akışı çizdikten sonra bilgi ile ilgili akış. Bizim bir üretim planlama departmanımız var. Evet. Ne yapıyoruz? E, müşterimizden aylık olarak tahmini siparişleri alıyoruz. Günlük kesinleşen sipariş adetlerini alıyoruz üretim planlamaya. Üretim planlama buradaki alış veri alışverişine göre bakın bunlar dijital ortamda geliyor. Mail ile geliyor veya ERP sisteminiz entegre ise direkt sistemden de çekebilirsiniz. Bundan sonraki süreçte biz ne yapıyoruz? Saç aldığımız tedarikçimize aylık tahmini siparişleri zaten gönderiyoruz. Kesinleşen haftalık siparişlerine göre ise ne yapıyoruz? Ham madde sevkiyatı yapıyoruz haftada bir gün olmak üzere. Aynı zamanda müşterinin talebi ne göre de ne yapıyoruz arkadaşlar? Tüm birimlerimize haftalık üretim planını sunuyoruz arkadaşlar. Ve günlük olarak da ne yapıyoruz? Sevkiyata bir sevkiyat planı sunuyoruz. Diğerlerine ise haftalık üretim planını sunmuş oluyoruz. Şimdi tüm bunları görselleştirdikten sonraki aşamadan bir sonraki aşamada arkadaşlar artık buraya sürelerimizi gireceğiz. İlk önce proses sürelerini bu kısımlara giriyoruz. Benim kesme operasyonumun süresine kadar 10 saniye. 10 saniyeye girdim. Presteki operasyon sürem 2 saniye. Yani değer katan faaliyetler bunlar. Kaynak kaynak dikişine attığım süre 45 saniye arkadaşlar. Montaj, montajlama sürem 120 saniye birinci operasyon için, ikinci operasyon için ise 60 saniye. 2 saniyede bir pres hattından parça çıkıyor. Yani e, ürüne değer katan zamandır bu. Bir de arkadaşlar şu kısımda, ikinci kısımda benim diğer sürelerim var. Buradaki ben stoklarımı gün olarak ifade ettim. Bakın 14 günlük başlangıçta bir stoğum var zaten. Belki bugün parça stoğuma girdi. Ben onu 14. günde kesme işlemine aldım. Yani belki 14 gün orada birikti. Peki bu 6.5 nereden geliyor? 10.5, 2.4, 1.6, 3.6 nereden geliyor? Biz buradaki arkadaşlar 4000 adet sol, 2500 adet sağ. Toplamda burada kaç tane parçamız var? 6500 adet parçamız var. Bunu günlük e, günlük bir karşılığa çeviriyoruz. 6500 adet toplamda sağ sol olmak üzere parçam şu an stokta duruyor. Az önce bizim müşterimiz bizden ayda kaç parça alıyordu? Bizden 20.000 parça alıyordu ayda. 20 gün çalışıyorsak biz günde kaç parça üretiyoruz ortalama olarak baktığımızda 1000 parça üretiyoruz. E günde 1000 parça üretiyorsak buradaki stoğumuz şu an kaç? 6500. Ben bu değeri 1000'e böldüğümde 6500 bölü 1000 dediğimde buradaki stok miktarımı 6500 adet parçayı gün olarak karşılığına çevirmiş olurum. 6500 altın buçuk güne bunu çevirmiş olurum. Burada mesela 6000 4500 daha ne kadar? 10500. Değil mi? 10500'ü 1000'e böldüğümüzde bunun gün karşılığını buluruz. 10 buçuk gün. Yine burada 1600 artı 800 2400 1000'e böl 2.4 gün. 1200 artı 400, 1600 bine böl 1.6 gün. 2100 artı 1500 ne kadar yaptı arkadaşlar? 3600, 3600 bine böl 3.6 gün. E bunlar yani bir e, ham madde buraya koyuldu arkadaşlar. Belki ben bu ham maddeyi tam 14. günde kesmeye aldım. Değil mi? Daha sonra bakın ham madde geldi 14 gün buradan 6.5 buradan 10.5 buradan 2.4 1.6 3.6 derken toplam benim e, ham maddenin e, Giren bir ham maddenin ürün olarak çıkma süresi 24.6 gün sürüyor arkadaşlar. Alttaki değer katan değerli zamanları hesapladığımda ise 10, 12, 57, 177, 60 daha 237 saniyelik bir değer katan faaliyetim var. Yani ben kesme işlemini 10 saniyede yapıyorum. Presle 2 dakika 2 saniyede bu parçayı şekillendiriyorum. 45 saniyede kaynatıyorum. 120 saniyede birinci montaj operasyonunu, 160 saniyede ikinci montaj operasyonunu yapıyorum ve sevkiyata hazır bir parça meydana geliyor. Ama bu toplamda 24.6 günün içerisine dağılmış. Yani oranlarsanız 24.6 günün içerisinde 237 saniye ne kadar düşük bir oran yapar? Yani benim amacım nedir? İşte pastanın büyük kısmı burada 24.6'yı ilk etapta belki 15'e ikinci etapta 10'lara daha sonra 5 4 3 derken olabildiğince iyileştirerek arkadaşlar Üründeki toplam üretim sürecimi kısaltıp nakit akışımı hızlandırmak e, üzerine olacak. Bu şekilde arkadaşlar biz ne yaptık bu örnek vaka çalışmamızda? E, ilk önce prosesle ilgili verilerimizi topladık. Üretim, cycle time'lar, çevrim süreleri ve e, bilgi akışı ne şekilde bunları belirledik. Ve sonrasında değer akışı haritalarımızı e, bu bilgiler ışığında gördüğünüz üzere oluşturduk. İşte mevcut durumda arkadaşlar yapacağımız çalışma bu şekilde. E, bu örnek üzerinden e, birçok şey anlattık. E, tabii ki prosesleriniz çok fazla olur olabilir. Bu proses kısmı uzar gider. Belki bir A3'e sığmayacak e, bir duvara bir kağıt yapmanız e, yapıştırmanız gerekecek. E, burada farklı prosesleriniz, farklı tedarikçileriniz olacak arkadaşlar. E, ama işin temeli, işin mantığı bu şekilde. Toplamda 24.6 gün var ve ben buradan ne yapacağım, nerede, ne şekilde iyileştirmeler yapabilirim, bu mevcut durum üzerin, haritası üzerinden çalışacağım ve kendime bir gelecek durum haritası tasarlayıp iyileştirme faaliyetlerime başlıyor olacağım. Evet arkadaşlar, bu örnek çalışmamızda bir vaka üzerinden mevcut durum haritası nasıl yapılır değer akışı için bunu görmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.